Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala nuril iman. Elhamdülillahi ala nuril imani musabiri li dareyni memlüteyni minen nimeti ve rahmeti li kulli mu'mininen hakkan yestefidu minhuma bi havasihil kesiratil munkeşifeti bi izni halikihi. Yani Lemalar 252'den okuyor. Diyor ki dünya ve ahireti nimet ve rahmetiyle doldurmuş bir surette. Dünya ve ahireti nimetle doldurmuş. Mesela bize ne vermiş? Hemen ona bir yapayım. Buradan içeriye gireceğim. Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim vücudum. Tamam. Eğer dağıtmasanız zihninizi çok istifade edeceksiniz. Bir daha. Benim gömleğim. Ben diye dikkat edin arkada. Bunu dediğiniz zaman bu burada kullanacağım. Hep sahip çıkan birisi var arkada. Benim gömleğim diyen birisi var. Benim atletim diyen arkada birisi var. Ben diyen. Bak şimdi o kadar büyük nimet ki hoşunuza gidecek. Benim atletim diyen içeriye giriyorum. Arkada birisi var. Benim vücudum diyen arkada birisi var. Bunlar hep giymişim, görüyor musunuz? Benim hayatım diyen birisi var. Benim hayatım. Hayatım kısa ve uzun. Gir içeriye. Benim aklım. Benim aklım bunu kaldırmaz. Benim aklım beceremiyor. Benim aklım bu işe ermez. Kimin? Benim. Benim kalemim der gibi, tamam mı? İçeriye giriyorsunuz. Benim ruhum diyor. Benim ruhum diyen ruh değil. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruhtan arkada. Şimdi nereden söylüyorum? 255'te bak sana neler giydirmiş. Bir, hayat, elbise gibi. Elbise gibi giy. Bunun daha içerisi insaniyet giydirilmiş. Bunun daha içerisi İslamiyet giydirilmiş. Daha içerisi iman giydirilmiş. Daha içerisi marifetullah. Yani Allah'ı itikat ve iman ettikten sonra tanımaktan hasıl olan sendeki kemalat, fazilet diyeyim bu ortamda, o kadar değil, marifet, marifetullah. Daha ilerisi muhabbetullah. Muhabbetullah. Bunlar iç içe giydirilmiş. Peki şöyle diyeyim, daha şey yapar. Bir elma düşünün, elma. Tamam mı abi? Renk giydirilmiş. Bak birbirini kapatmıyor ama. Böyle bir gömlek atleti kapatır gibi kapatmıyor bu saydıklarımız. Onu örnek veriyorum. Elmanın rengi. Kokuyu kapatmamış. Rengi, tadını kapatmamış. Tat, lezzetini kapatmamış. Zevkini kapatmamış. Zevk ve lezzeti kapatmamış. Arkasında enerji var elmada. Enerji. Yani aynı yerdeler, birbirini kapatmamış. Bir bardak su, şey buz, su, H2O, enerji, esir, aynı yerde. Şimdi arkadaşlar, bize Allah böyle bir vücut giydirmiş. Bir kere vücut vermiş. Yokluktan, hiçlikten vücuda çıkarmış.
Bir de taş toprak yapmamış, hayat vermiş. Yetmiyor, İslamiyetle nimetlendirmiş. Yetmedi, imanla nimetlendirdi. Yetmiyor, marifetullah verdi. Daha arkası, muhabbetullah verdi. Muhabbet, kendisini verdi. Şimdi, buna elhamdülillahi ala nurul iman diyor. Yani, bu saydıklarımızı fark eden şey imandır. İman bize temelde dört tane şey kazandırıyor. Bir, kırılmaz bir rica. Rica. Kopmaz bir ümit. Kırılmaz bir rica. Devamlı iltica edebileceğimiz bir yer. Kopmaz bir ümit. İnsanı hayatta tutan, canlı yapan ümittir. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Arabanızı alayım, arabanızı alırım. Paranızı alayım, paranızı alırım. Evladınızı alayım, evladınızı alırım. Binanızı alayım, ne alırsan al. Bir insanın ümidini alırsanız geride hiçbir şeysi kalmaz. Hiçbir şeysi kalmaz. Ümidini aldın mı, bitti. Hiçbir şey yoktur. Bak, kırılmaz bir rica, kopmaz bir ümit, iman veriyor, sönmez bir ziya, bitmez bir tesellidir iman. Mazim kötü abi, ben rezilim, kepazim. Diyor ki, imanın kuvvetiyle imanını artır, bulunduğu yerden dön, pergelip gelip tak, geriye dön, mazini imanın kuvvetiyle temizlersin. Öyle bir asene yaparsın ki kimse yetişemez sana. Çünkü sende günaha karşı öyle bir nefret olur ki, lanet olsun, bir takvalı adam belki sana yetişemez. Yetişemez. Değil mi? Mesela bazı evliyalar var. Öyle bir nefret olmuş ki, günaha karşı, adam fazla ameli yok ha. Nefretle makam kazanmış. Nefret, nefret. Günaha karşı nefret. Onunla makam kazanılır mı? Belki de 10 sene yapamayacağın bir takva kuvvetinden daha fazla yaparsın. Bu nasıl bir şey? Ben de bilmiyorum. Acayip bir şey yani. İmana, günaha karşı nefret. Bak, 230'da diyor lemalar, zaman-ı mazinin en derin derelerine, geçmiş zamanı, abi beni geçmiş meşgul ediyor. Tamam işte, bugününü berbat ediyor şeytanın işi. Şu anı kaçırmanın sebebi geçmişte yaşamaktır. Geçmişte meşgul olmaktır. Keşke keşkelerle uğraşacağına, bugünü doğru yaşa. Bugünü doğru yaşadın mı geçmişi de kurtarıyorsun. Nasıl kurtarıyorsun? Halkayı koparıyorsun geçmiş hayatında. Bak diyor, mazinin, zaman-ı mazinin en derin derelerine, kuvvet iman, nur iman demiyor, kuvveti iman ile girebildiği, geçmişe girebiliyorsun kuvvet imanla, ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi. Yani kuvvet imanla giriyorsun, o karanlıklarını mı düzeltiyorsun? Bu imkan var ha ölmeden daha. Abi benim rezil hayatım. Düzgün bir hayata başla, geçmişini düzelt. Şöyle bir şey var. Yasin'im. Şimdi geçmişim rezil. Bu ay şimdi yaptım sebap. O günahları tartıyor bu taraf. O bir anlayış şey. Burada ise iman öyle bir kuvvetleniyor ki iman hazır zamandan çıkıyor. Mazi ve müstakbele giriyor iman. Tamam mı? Geleceğe giren imanın yönüne nur-u iman. Geçmişine giren imanın yönüne kuvvet iman. Geçmişteki hüzünleri, bak geçmiş
hüzünlerin zulmetlerini düzeltiyorsun. Duymuş muydunuz bunu? Bak, geçmiş kuvvet iman ile geçmiş zamana girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nuru iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. Daha bir şey yok. Öldük mü? Yok. Ölümden korkuyoruz. Veya gelecekten korkuyoruz, şundan bundan korkuyoruz. E bunu neyle hallediyor? Nuru imanıyla geleceği bir giriyor, o korkuları ortadan kaldırıyor. Yani bu ölmeden mümkün. Şöyle diyeyim. Şimdi bir çekirdek düşünün. Filiz verdi. Mayıs 1. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 1 sene, 2 sene, 30 sene, 300 sene, 500 sene çınar ağacı düşünün. 200-300 sene çınarda, 700 sene var Bursa'da. Son yaprakla ilk çıktığı zaman arasında 300 sene geçmiş. Anlıyor musunuz bunu? İlk, arada ne kadar mesafe var? Hem hacim var hem 300 sene var. Ama çekirdeğinde en son çıkacakla ilk çıkacak da aynı yerde. Zaman yok. Bak, geçmiş yok, gelecek yok. Çekirdek. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz size? Örnek vereceğim buna. Bir daha mı? Bak, ağaç çekirdeği attı toprağa. Filizlendi. Mayıs 1. 1876. Mayıs 1. Büyüdü. 500 sene, 300 sene, 200 sene geçti. Son çiçek, şey, yaprak. Son yaprakla ilk yaprak 300 sene mi geçti? Ama çekirdeğinde 300 sene yok. Yani sonla iki, biri aynı yerde. Zaman yok. Zaman yok. Tamam mı arkadaşlar buraya? Şimdi bu toprağa atılan çekirdek ağaç oldu, meyve verdi, meyve. Şimdi geri gidelim. Meyve, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir miyiz? Gidemez. İşte arkadaşlar, bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. Bu ağacın adı şahsiyeti maddiye. Maddi hayatı Muhammediye. Ağacın görünüşü. Arkasındaki ağacı manevi programı manevi hayatı Muhammediye. Bu meyve işte şu anda oturan sensin. Tamam mı? Şimdi bir şey anlatıyor. Bu maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'yi de cem edersen şahsiyet-i Muhammediye kitap okuyanlara gönderme yaptım. Bu meyve şu anda sensin. Ama senin ruhunun ruhu var ki bu kökteki çekirdeğin aynısı. Bu meyvenin içerisindeki çekirdeğe girersen kökteki aslı çekirdeğin gibisin. Çünkü meyvedeki çekirdeği kökteki çekirdeğin aynısı. Gayrisi değil. İşte meyveden çekirdeğe girebilirsen imanın kuvvetiyle mazini hep düzeltirsin. Anladık mı? Şimdi buna diyor ki bu özelliği sana vermiş. Kim? İman. Elhamdülillahi ala nurul iman musavviri lidareyni memleteyni مِنَ النِّيمَةِ وَالرَّحْمَةِ لِكُلِّ مُؤْمِنِينَ حَقًّا يَسْتَفِيدُ مِنْهُمَا بِحَوَاسِهِ الْكَسِرَةِ مُكَشِفَةِ بِيْزْنِ خَلِقِهِ. Dünya ve ahireti, ama şu anda ahirete iman, kardeşim ahirete imanla ahiretten besleniyoruz. Bela bu musibet, kanseri neyle tedavi edeceksin, hadi et bakalım. Kalbim pat 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 yapınca hadi gör, neyle tedavi edeceksin? Aman Mercedes'im var. Kalbim duruyor ama Mercedes var aşağıda. Kasam para dolu. Hikaye. Böyle danima mı? Ölüyorum ama önemli değil. Kasa para dolu. Ruh imanla doluysa ne ala? Dünya, ha demek ki arkadaşlar, iman ne biliyor musunuz? İman. İman, iman ettiğin şeyle besleniyorsun demektir. Bu konudaki manası.
Allah'a imam ettin. Çocuk anasını emer gibi Allah'ın esmasından emiyorsun. Ahiret iman. Ahirette olacaksın zaten. Gayb, ahirette ahiret iman yok ki. Gaybe adı iman. Burada işine yarayacak ahiret iman. Ne yapıyorsun? Dünyada besleniyorsun. Onu anlatıyor. Bak. Bir kere 4 tane şey verdi bize. Kırılmaz bir rica. Yani öyle bir rica verdi ki kırılmıyor. Kopmaz bir ümit. Sönmez bir ziya. Ziya nedir biliyor musunuz? Güneşin etrafı karanlıktır. Güneşten ışık çıkmaz. Foton çıkar. Fiziksel adı foton. Bizde ziya denilir. Çıkar, 100 kilometre kalınlığında olan atmosfere atoma çarpar. Atoma yani maddeye çarpınca ısı, ışık, renk, ütrobiyal bir sürü notriyolar, bir sürü dalga boyları çıkıyor. Yani o paket maddeye çarpmayınca ışık değil. Kur'an'da da şemse ziya vel kamera nura. Ziyayı şemse, kamera nur. Aya nur izafe ediyor. Aydan nur gelir bize diyor. Vel kamera nura. Şimdi bir, kırılmaz bir rica veriyor. İki, kopmaz bir ümit. Ümidini aldılar mı? Her şeyini aldılar. Ümidini sana verdi mi bir derste? Her şeyi sana verdi. İnsanı canlı tutan ümittir. Öldüren yeistir. Şeytanı şeytan yapan en büyük özelliği yeistir. Çünkü Allah Kur'an'ında kafirler ancak Allah'tan ümidini keser diyor. Tamam, yeis. Dört, bitmez bir teselli. İmam veriyor. Bitmiyor. Teselli veriyor. Dünyayı ve ahireti, yani kafirler şeylerden, dünyadan istifade ediyor. Müslümanlar ise imanın nispetinde hem dünyanın sonunda, dünyadan sonra ahiretten, hem dünyanın yokken başı olan Allah'tan, ikisinden de istifade ediyor. Mesela olumsuz bir şey geldi. Ya Allah var ya, hasbunallah ve ni'mel vekil. Zulme uğradın. Ne yapacaksın? Onunla mı uğraşacaksın? Seni Allah'a havale etti. Hep böyle Allah'tan besleniyoruz. Rahmetiyle doldurmuş bir surette hakiki müminlerin nuru iman ve İslamiyet'te inkişaf ve inbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle, nuru iman ile, eğer imani derslerle, bu derslerle biz ruhumuzu ve aklımızı, kalbimizi nurlandırırsak ne oluyor biliyor musun? İnsanın ruhu buradayken oradan besleniyor. Ona örnek vereyim. Çıplak gözle bakın Serdar. Sevap, şey görebilir misin? Uyduyu. Göremez. Çanak anteni koyun. Görüyor mu, görmüyor mu? Gördüğünü nereden anlıyoruz? Televizyondan değil mi? Çanak anten görüyor da bu göz neyi görmüyor? Demir görüyor. Demir görüyor. Benim gözüm görmüyor. Çanak anten görmüyor hocam. Buna takılan adet. Ha işte o. Yani çanak anten o bir... Orada çekiyor. Ses. Sesi duyuyor mu, duymuyor mu? Duyuyor. Neyle duyuyor? Sen duyabilir misin? Oradaki uydunun sesi duyabilir misin? Film çalıyor mesela. Çıplak kulakla duyar mısın? Duyamazsın. Nasıl? Kim duyuyor peki? Koyuyorsun televizyon. Kabloyla o çanak anten takılan ortada şey. Çanak anten diyoruz komplesine ya. O kablo geldi. Çanak anten nedir biliyor musunuz? Çanak anten dimağdır. Akıldır, kalptir. O kablo hissiyattır. Televizyon kutudur. Televizyondaki o şey, program, sistem kalptir. Bu bütün donanın
donanımın hakikati, bütün donanımın bütünlük ruhtur. Ekranda seyrediyoruz. Uydu da haşa Allah'a misal. Nasıl böyle orayı görüyor? Duyulmayan sesi getiriyor. Burada ses yok. Aç radyo, ses var. Ha, bizim cihazlarımız şu göz, kulak, beş duyu dimağla alakalı. Aklı besliyor. Akıl gözle görür. Akıl kulakla işitir. Akıl burunla tad alır. Şey, dille, burunla koku, elle fark eder. Değil mi? Kalp peki neyle yapar? İşte çanak anten gibi. Vicdaniyle, latifeleriyle, hisleriyle, donanımlarıyla, latife insaniyle o da alıyor. Nasıl alıyor? Benim kulağım sesi nasıl alıyorsa. Benim burnum kokuyu nasıl alıyorsa. Çanak anten görüntüyü nasıl alıyorsa. Sesi nasıl alıyorsa. Ha, işte iman da böyle besleniyor. Kalp de böyle yapıyor. Peki abi bu ne zaman oluyor? Şu anda besleniyorsunuz. Şu anda çanak anteniniz ona dönmüş. Uyduya dönmüş, besleniyorsun. Peki televizyon çalıyor mu? Bazısın karınca olarak çalıyor. Bazısın net görüntü geldi. Bazısın görüntü var, ses yok. Bazısın ses var, şırıltı ve karanlık şöyle çok. Görüntü daha gelmedi. Bu ne demek? Şu anda aletiniz güzel değil mi? Daha güzel olacak daha. Derse doğru gideceğiz daha. Yani onun alameti çaldığına delil şu. Bir rahatlık istiyorsun. Hissediyorsun. Namazdadır, bir Kur'an'dadır, bir derste. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Allah böyle. Bir keyif vermiyor. Bazen. Bazı derslerde böyle coşmuyor musun? Bulutun arkasına gitmiyor musun? Yani şu andaki haletiniz, sokaktaki haletiniz değil. Strasbourg'daki sokaktaki haletiniz mi? Şu andaki televizyon demek çalıyor. Yani çekiyor. Nereden biliyoruz? Kardeşim çekmiyorsa bendeki bu halet nereden geliyor? Bu duygu değişikliği nereden geldi ya? Teneffüs ettiğim zaman mı ya, biraz bir saatten beri buradayız. Teneffüs ettiğimiz havadan değil, yediğimiz gıdadan değil ya. Nereden geliyor? Demek ki televizyon çalıyor. Abi beni tam kapmadı. Ses geliyor televizyondan. Eski antenler vardı ya böyle. Çanak değil de böyle boynuz gibi. Böyle ses geliyordu. Fakat bizim köylerde oluyordu. Görüntü böyle dalga dalga inip çıkardı. Tak 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 tak. Böyle köyde. Görmüyordu. Ama bir bakıyorsun ki adamın kaliteli bir çanağı var. Bir anteni var. Tamam mı? Kaliteli bir aleti var. Bütün köylü ona giderdi. Ha? Yani bütün köylü de buraya geliyor. Demek ki çekiyor yani. Allah Allah. Elhamdülillah ala nuril iman. İman nuru. Kardeşim, imanınızı kaça satardınız? İmandan daha değerli ne var? O zaman elhamdülillah ala nuril iman. Şahsın imanı. Canım benim. Dünya hikaye. Nuru iman neredeyse dön kardeşim. Pergeli döndürdüğün gibi hayatını dönder. Çevir daireni. O bilezik ona pergeli çevir. O çirkin çizgi vardı ya böyle nokta nokta kalem. Doğru dürüst üzerine kalemi geçir ya. Yeniden format at ya. Bir tanesi sofrada. Besmele dedin mi? Yok abi de, yarıya kadaydı. Ne yapacağız şimdi? De ki Bismillah. Bismillah evveluhu ahiruhu. Sonundan başına... Baştan sona kadar Bismillah de ya. Abi olur mu? Olur tabii lan. Ne olmasın? Allah Allah. Oğlum bak. İmanla de geç. İmanı kuvvetlendir. Bir sırrını söyleyeyim. Geçmişi ey müleviz, pis, rezil, bataklık olan kardeş. Sakın ha. Şeytanın en büyük tuzağı şu. Diyor ki senden bir şey olmaz. Sakın ha. Onu diyen kendisinden bir şey olmayacak. Kişidir o, mahluk. Bir sır vereyim sana. Ömrün billah bir tanesini dershaneye getiremez misin? Onu namaza başlasa, o hidayete girse, yani hayatını değiştirse. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam,
sahra dolusu kırmızı koyunu kurban etmekten daha faziletlidir. Zira koyunun, kurbanın sevabı bellidir. Nihayetsiz değildir. Ama o zatın imanını takviye etmek, zerre kadar imanını takviye etmesine vesile oldu değil mi? Onun hududu yok. Orucun sevabı vardır. Namazın vardır. Ama imanın yoktur. İmanı böyle muayenin sebebi yok. Şu kadar şöyle. İman çünkü karşılığı Allah'tır. Evet oruca ben vereceğim diyor ama verecek bir şey. İman ise Allah'ın kendisidir. Kendisini verdi. Bir kişiye vesile olamadın mı ya? Koca ömrün billahi ya bir tanesini tutur getir. Yeğenini getir lan hiçbir tane yapamıyorsan ya. Çıkış. Nur-u iman ve İslamiyet'te inkişaf ve inbisat eden. İnkişaf şu. Oku çevir doktorum. Çevir çevir. Bırak. Bu inkişaf. Sesim ise kaplayarak gidiyor. Bu inbisat. Teradüf yani kuvvetlendirici kelime diyorlar. Ne alakası var şimdi? İnkişaf noktada noktaya. İnbisat ise kaplayarak. İslamiyet'te inkişaf ve inbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle. İslamiyet elmiş ha. Duygular eldir. Bak kapayım. Çanak anten eldir. Gitti aldı getirdi. Kulağım eldir. Gitti getirdi sesi. Burnum eldir. Gitti getirdi. İman da eldir ha. İman da eldir. Allah'ın esmasının cilve, cemal, nakış sanatını, marifetlerini getiriyor. Gitip getiriyor. Nasıl getiriyor? Çanak anten beşerin yaptığı bir sanat ya. Uydudan sesi nasıl getiriyor? Şekli nasıl getiriyor? Benim kulağım sesi nasıl alıyor? Burnum kokuyu buraya nasıl getiriyor? Gözüm şekli nasıl getiriyorsa bunlar gözüken basit cihaz ya buna göre. Kalp de öteleri ya dedik ya yani bir daha diyeyim. Geldiğine delil nedir? Ya sendeki bu latife ya huzur. Hazır olanın ifadesidir sendeki huzur. Hazır olmazsa sende huzur olmaz. Huzuru nereden alıyorsan o hazır demektir. Peşin yücretme Hasan abi. Peşin. İman peşindir. Taksitle çalışmıyor. Allah razı olsun. Güzel bir soruydu. Mesela namazın diyor kalbin ve ruhun bir rahatı var diyor. Peşin. Allah şahit olsun. Yalana şahit olursa kafir olurum. Ben namazımdan lezzet alıyorum ya. Yatsı namazında birinci rekatta bir coşmuştu deli gönül. İkide düşüverdi ama üçte normal rolantiye girdi. Birinci rekat acayipti ya. Niçin açıldı onu da bilmiyorum. Ben sıkıldırdım ya. Birincisi acayipti. Fark ettiniz değil mi? Deli gönül coştu. İkide değildi öyle. Çok uğraştım ama almadı motor. Almadı. Vitesten düştü ha yokuş. Nereden geldi o ses? Ha, vallahi öyle ya. Muhammed oğlum. Vitesten düştü vallahi. Yokuşa mı sardı ne yaptıysa? Ya hakikaten iman ne nimet ya. Yani haşa namaz kılmak haram olsa hepimiz ben mesela günah işlerdim ya. Çünkü lezzet almak için mecbur kılacaktım kenar köşede gizlimiz diye. Çünkü ruh alıştı ya. Ruh alıştı mı yapamazsın terki. Mesela adam kahveye alıştı. Yapamaz. Bak, öyle ruh da namaza alışmış. O da yapamıyor. Acayip peşin kardeşim. Taksitle çalışmıyor. Bak kalbin ve ruhun bir rahatı var diyor namazda. Öyle mi? Üç ay sonra olmaz mı? Mesela akıl, marifet. Yani tefekkür. O da bir lezzet. O da bir lezzet. Marifet, tefekkürle marifetullah oluyor sende. Tefekkür. Şu anda düşünürken tefekkür kendisi ücrettir. Lezzet alıyorsun. Devam ediyorum. Demek ki arkadaşlar tefekkür eldir. Gittiği yerden getiriyor. Namaz niye lezzet var? Nereye gittiyse oradan getirdi. İslamiyet de eldir. İman da eldir. Aa, şu anda imanınız alıyor. İmanımız oradan alıyor. Nereden alıyor? Nereye kadar gidebilmişse. Hepimizin farklı eli var işte.
ne diyor? İslamiyetle inkişaf ve imbisat etmiş bütün hastalığının elleriyle. Duygular eldir, şehvet eldir, gadap eldir, merhamet eldir, muhabbet eldir, aşk eldir. Aşk kadar kuvvetli el nerede var? Muhabbet, sahiplenmek. Lan sabahtan akşam inşaatta çalışıyorsunuz. Kim çalıştırıyor? Evdeki çocuk. İstersen yapma. Göreyim hadi. Soğukta. Bir alaka var ya, aşk, muhabbet çocuğa da. O iki muazzam sofradan istifadeyi temin eden ve gösteren nur iman nimetine mukabil. Nimetinin mukabiline o imanı bana veren Halik'ıma bütün zerrat-ı vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Yani dünya ve ahireti doldurmuş. Arkadaşlar, ömrünüzde hiç karpuz çekirdeğinden karpuzu görmesiniz. Hiç çınar çekirdeğinden çınar ağacın, ne bileyim şeftali çekirdeğinden şeftali görmeseniz. Bundan ne olur dese, hiç şeftali hatırımıza gelir mi? Tadıyla, rengiyle. Hiç görmediysek. Hiç görmedik. Hiç bize ruhumuza, ruhlar aleminde yaratıldı. Seni bir yere göndereceğim Allah dese, böyle bir alem hatırımıza gelir mi ya? Yapraklar, dereler, çiçekler, kuşlar, denizler falan, Allah Allah, yaylalar. Anne karnındaki çocuğa, İkiz, tamam. Bir tanesi Ahmet, bir tanesi Mehmet. Ahmet Mehmet'e diyor. Mehmet! Ne oldu Ahmet? Biz anne değilmiş. Ne anne lan? Ulan biz anne değiliz ya. He doktorum. Anne kanında olan çocuğa anne de olduğunu nasıl ispat edeceksin? İnanır mı? Bırak ya anne. Ne annesi? Anne kanındaki çocuğa annenin kültürünü, annenin rengini, tipini, duygularını, hissiyatlarını, merhametini, soyunu, sopunu, imanını vesairesi, meyillerini, arzularını çocuk bilebilir mi? Çocuk anne karnında olduğu halde anne karnını bilemediği gibi bizi de her tarafımız çepeçevre saran esmadır. Esma'yı böyle bilmiyor. Ömründe hiç buzdan suyu görmeyene, buzun üzerine oturan adama desen ki bu buzdur ama aslı sudur. Lan kafayı mı yedin ya? Hatta ben sana daha acayibini söyleyeyim. Buzun aslı sudur. Doğunun arka altında da ateştir. Hidrojen, oksijen. Ne? Şu su söndüren şey, yanan bir ateştir. Değil mi? Oksijen yanan. Hidrojen de yakan. Oto kaporta dükkanında görürsünüz. İki tane tüp. Hidrojen, oksijen geliyor. Kibriti çakıyor, yakıyor değil mi? Bire bir. Ama ikiye bir olunca söndürücü oluyor. H2O değil mi? H2O1. İki hidrojen, bir oksijen, söndürücü. H1 oksijen, bir yakıcı. Yani püf noktası ikiye bir. Şimdi ne acayip bir sistem ya. Nereden bileceğiz bunu? Bilecektik. Ha, şimdi buzun üzerinde oturan adama böyle bir yapı var, altyapısı anlatamazsın. Arkadaşlar, buza su ne kadar yakınsa ahiret dünyaya öyledir. Buzun neresinde su varsa ahiret dünyanın orasındadır. Anladın mı doktorum? Çünkü bir daha su buzun neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Yani buz suyun donmuş halidir. Dünya ise ahiretin donmuş hali, en diş kabuğu. Ustad şuna öyle diyor. Dünya ve alemi şehadet ahiret üzerine, alemi gayb üzerine ten teneli bir perdedir. Perde neredeyse, örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Evet abim. Bak, örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Dünya ve ahiret. Dünya ve, yok öyle demiyor. Alemi şehadet ve dünya,
alemi gayb üzerine, alemi gayb üzerine tenteneli bir perdedir diyor. Perde iki manaya geliyor. Bir, örten, iki sinema perdesi gibi içerisini dışarıya ifade eden toprak perdesi. Yani çekirdeğin içini biz gözle göremiyoruz. Toprak diyor ki ver bana beni. İçinde ne olduğunu ben sana göstereceğim. Atıyorsun tak dışarıda. Buna perde deniliyor, toprak perde. Sinema perdesi ya, böyle perde. Oraya film orada aksediyor. Yani varlığın ifade edildi. Onun için dünya ve alem-i şehadet alem-i gayb üzerine tenteneli bir perdedir. Örtüdür. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Buz neredeyse su da oradadır. Ustada geç, bir daha şey yapayım. 409 mektubat. 18 bin alemi bir gül goncası gibi birbiri üstüne bindirilmiş bütün alemleri bu alem içinde gördüm diyor. 409 mektubat. Yani bir gül goncası var ya. Bir perde, bir perde daha. 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 Bak haydi dikkat et. 18 bin alemi bu alemde gördüm diyor. Anladım, fark ettim, düşündüm, hissettim demiyor. Gördüm diyor. Mektubat 409. Nerede görmüş? Bu alemde. Abi neresi? Bu alem gördüm, bu bizim gördüğümüz fiziksel alem. Buna küre-i arz denilir. Yani burası iki tanedir. Bir ustad şeyi kullanıyor. Bu senkütte tahkik okuduğun için söylüyorum. Bir dünya var. Bir de küre-i arz. Küre-i arz bu ağaç var ya, ağaçlar, bitkiler falan, kuşlar falan. Bu fiziksel aleme küre-i arz denilir. Dünya ise 18 bin alemin bu alemdeki cem hali. Şimdi o haletin, senin o güzel haletin nereden geliyor işte? Şu işte araladı burayı. Orayı araladı, arkayı araladı. Buz neredeyse su da oradadır. Su neredeyse hidrojen oksijen de oradadır. Hidrojen oksijen neredeyse esir de oradadır. Ben hiçbir yere gitmiyorum bak. Buz neredeyse su oradadır. Su neredeyse H2O da oradadır. H2O gene aynı yerde. Bak ahirete gidiyorum. H2O neredeyse enerji de oradadır. Esir de oradadır. Madde hayat da oradadır. Madde hayat. Her şeyin aslı ne doğru gidiyorum arkadaşlar. Buzun aslı sudur. Suyun aslı H2O'dur. Ama hepsi aynı yerdedir. Hiçbirisiyle bitişi yoktur. Aralarında sonsuz mesafe var. Buza bak. Hidrojen oksijene bak. Hakikat farklılığı aynı yerde olmasına mani değil. Mani olmuyor. Ama bu kitap götür yığılır. Çünkü aynı boyutta. Fiziksel boyut. Ama bir flash belleği, flash belleği tart. Bellek, hafıza kartını. 10 miligram. 100 tane film yükle. Sesler var. Görüntü var. Flash belleği tat. 10 miligramdı. Şimdi kaç miligram olur? Aynısı. He? Aynı, hiç değişmez ki. E nereye girdi o zaman? Sıfır kütle mi? Evet. Sıfır kütle. Ama bir sürü oynayan adamlar var orada. Filmde oynayan adamlar var. Sesler var. Manzaralar var. 10 miligram flash belleğe 100 tane film yükledik. Şu flash bellek aynı gram. Maddesiz bak. Maddesiz madde. Yani aynı yerde 100 film. Mekansız mekan. Çekirdeğe koca ağacı sıkıştıran. Maddin Allah. Bu Allah'ındır. Suyu, ateşten suyu çıkartan Allah. Hidrojen oksijen. Söndürücü su. Hakikaten Allah harika ya. Elhamdülillah. Nasıl yapıyor? Ben de bilmiyorum. Ama iyi yapıyor. Çok hoşuma gidiyor Allah. Allah çok hoşuma gidiyor ya. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Bu ne yapacak? Zıttı zıttına koyacak. Seni ahirete koymayacak. Böyle bir şey olur mu o zaman? Niye masraf ediyor ya?
Bu dünyanın sonunda ahiret yoksa dünyanın mantığı mı var? Niye masraf etti ya? Allah anı severse. Bu dünyadan sonra ahiret yok. E tamam da ne o zaman niye ettin masraf ki? Hanginiz aldığınız maaşı vallahi en yüksek euro ne kadardır? Maaş mı? Euro kağıt para. 500 mü? 500. Hanginiz 500 euroyu olan bu kağıdı hiç yandığını görmedim ya. Bir bakayım diye yakanınız var mı? Vallahi yürek istemiştim. 500 lira gibi bir arada peki, giren fazla çıkmıyor hocam. Peki sen malını yakmayasın diye bu donanım verilmiş sana. Bu sistemle yapıyorsun yakmamayı. Seni bununla donatmış, malını yakma. Değil mi? Seni yaratan böyle yapmış. Peki malını telef etme, yakma diyen o sistemi yapan Allah kendisi malını telef eder mi? Sen kağıt paranı yakmıyorsun da seni diriltmemek üzere seni hiç diye atıp yakar mı? İsraf eder mi? 7,5 milyar insan var şu anda dünyada. Maziyi demiyorum geçmişi, geleceği de demiyorum. 7,5 milyar insanın aklını yapan aklı kül, ilmi muhit ezeli Allah. 7,5 milyar insanın aklını yapan akıl. Akılları diriltmemek üzere toprağa sokup çürütüp akılsızlık yapar mı? Bu akıl bunu yapmaması lazım. 7,5 milyar insanın aklını yapan insanları tekrar diriltmemek üzere toprağa dönüştürüp akılsızlık yapmaz. 7,5 milyar aklın ustası, akılların ustası. Neden yapmaz? Çünkü akıl bunu iktiza ediyor. Madem iman bu alemde bu tesire tazime yapar, madem bu keyif bize veriyor, bu güzel bir sohbet veriyor bize, iman veriyor bunu. Arkadaşlar, şu anda aldığınız tat var ya, tat, imanın lezzeti, imanınızdan lezzet alıyorsunuz. Bunu gavur değil hayal, değil rüyasına bile girmez imanın lezzetini. İmanın lezzetini tadan bilir. Balı anlatırsınız ama balın tadını anlatamazsınız. Yanımızda olan bal. İmandan bahsederiz ama iman etmedikçe imanın lezzetini tadamazsın. Ben çocuğu çok severim ama babası gibi hissedemem. Anası gibi zevk edemem. Öyle değil mi? Olmaz yani. Madem iman bu alemde, sevgili kardeşim şu cümleye bak ya. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimeyi yapar, böyle bize öteleri buraya taşır iman, elbette dar-ı bekada öyle bir semerat, ahirette öyle bir semereler, öyle bir meyve ve füyüzat olacak ki, öyle feyiz yani enerji boyutları, dalga boyları, tamam? Öyle bir füyüzat, feyiz, feyizi nasıl anlatayım? Ruhsal zevkler olacak ki bu dünyadaki akıl ile onlar iade edilmez ve tarif edilemez. Arkadaşlar imanınızı inkişaf ettiriniz. İmanınızı inkişaf ettiriniz. Ondan daha büyük nimet yoktur. Bulamazsın, yoktur. Çünkü imanın karşılığı cennet değildir. Allah. Çünkü mümin kulunun irade-i cüziyesinin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu zatının bir nurudur iman. İman esmadan gelmez, iman sıfattan gelmiyor, iman şuunattan gelmiyor, iman zattan geliyor zat. Allah zatından verdiği bir nurdur. Elhamdülillah. Senin adın neydi? Hasan. Hasan mı? Aferin lan. İşte ey benim gibi ihtiyarlık münasebetiyle pek çok dostlarının frak acılarını çeken ihtiyar ve ihtiyareler. Mesela çocuğunu kaybeden bir kadın düşün. Bu soğukta Fransa'da bir de kar, bir de toprağa kaz, kayalıklarda taşlar var. En ufak yatağını pamuklu veya yatağında bir tane bez takılsa, değil mi bebeğin altına tümsektir diye uykusunu kaçar, kaçar babanın annenin. Şimdi gel bu çocuğu, bebeği toprağa kat. Ya. Tam beynini de kat. Delikanlı onu bırak. Koy onun cebine.
Sizin en ihtiyarınız her ne kadar zahiren benden yaşlı ise de manen ben onlardan daha ziyade ihtiyarımı tahmin ediyorum. Çünkü fıtratımdaki rikat-i cinsiyle acımak hissi ziyade bulunduğundan kendi eleminden başka binler kardeşlerimin elemini de o şefkat sileri çektiğimden. Şefkat var ya şefkat. Şefkat kontrol edilemezse ne beladır biliyor musunuz? Aşka da benzemiyor ha. Aşk mı yüksek, şefkat? Şefkat çok güzel. Mesela ben seni seviyorum diyor kıza. Ben seni sevmiyorum deyince intihar ediyor. Peki şefkat nedir? Daha acayip bir şey. İşte şefkat kontrolsüz edilirse ifrat-ı şefkat illettir. Tefrit-i şefkat zillettir. Yani üç modu var. Ortası şefkatin, aşırısı ölü tarafı, tefriti. Şefkat var ya arkadaşlar, eğer kontrolsüz bir insanda şefkat varsa belayı kafasına sardı. Adana'nın Toros dağlarına saran kamyon gibi düşünün. Yükü sarmış. Birinci viteste her tarafı parçalanacak gibi simsiyah masmavi duman atan kamyona benzer. O yokuştan çık bakalım. Her an patladı. Onun için öyle diyordu bir tane şoför bana. Eski portlarla. Kapıyı dedi kesinlikle açıktır dedi böyle. Tamam böyle. Şey açıktır. Böyle dururum. Patladı. O diyor tak. Kamyonlar uçar ama pek şoför ölmez. Çünkü atar kendisi. Ama şefkatle nereye atacaksın? Ne olur arkadaşlar? Bazen firak var ya firak. Ölüm yok ha. Ölümün nedir biliyor musun? Ölümün ruhu. Ölümün aslı ölüm nedir? Firaktır firak. Ayrılıktır. Çocuklarda firak olmadığı için ölümü hissetmezler. Delilerde firak olmadığı için, hayvanlarda firak olmadığı için ölümü hissetmezler. Öyle geçip giderler. Firak. Eğer diyor firak olmasaydı ölüm gelip ruhumuzu alamazdı diyor. O yakma var ya, firaka da benzemiyor. Aşka da benzemiyor. Şefkat. Şefkatın ifratı bir şey yaptım mı? Kastamonu 77. sayfada anlatıyor. İfratı şefkatın illet olduğunu, seni zillete taşıdığını. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Duyguları kontrol edemediğin zaman o seni kontrol eder. Unutmayın, kontrol edemediğin her şey seni kontrol ediyor demektir. Evet. Kaç dakika oldu bakayım? 48 dakika. Şunu da okuyayım da. Çünkü fıtratımda rikat-i cinsiyle acımak hissi ziyade bulunduğundan kendi elemimden başka binler kardeşlerimin elemlerini de o şefkat seriyle çektiğimden yüzler sene yaşamış gibi ihtiyarım. Şefkat ne yaparmış biliyor musunuz arkadaşlar? Kaç sene yaşamışsın? 100 sene, 1000 sene yaşamış gibi çökertir ruhu. Şefkat. Yani gözüntün görüntüsü odur. Ben adam bazılarını duyarsın. Oğlum der yaşlılar. 60 yaşındayım ama kendimi 600 sene hissediyorum. 600 sene yaşamış gibi hissediyor. Mesela çocuğunu kaybeden anneyi düşünün. O anneyi sorun kaç yaşındasın? Hissettiğim yaştayım der. Ne hissediyor? Şefkat sanki usta diyor ki bak yüzler seni yaşamış gibi ihtiyarlık hissini verir sana. Ve dünyaya geldiğine pişman eder. Bugün beni akşam namazında kaptı bu duygu. Bu ders yapmama sebep oldu. Belki de yarım rekat beni kaptı namazda. Akşam namazının sünnetini bir kaptı. Bu falan. Gitsek de kurtulsak dedim ya. Pişmanlık geldi. Böyle dünyayı yaşamak. Sonra tak iman geldi tak. Bir baktım bana rağmen işler yaptılar. Bir nefes aldım ki.
okuduğumuz dersler hemen tak tak. Ben o haberim yok. O yapıyor, o yapıyor. Geledi, kim geldilerse. Geliyorlar sana. Ağlamıyor. Şimdi sen 82'de staj yaparken okulda motor şeyi. Ben ayarlar bölümündeydim. Yanımda bir bölüm vardı. Orada da galiba şey bölümündeydi. Bak, ondan sonra gördün mü? Bak, duydun mu? Dur bir dakika dur. Efendim. Şimdi ayarlar bölümündeyim. O da rektifiyede bölümünde. Orada çalışan yani bizim okulda ama başka sınıfta kafasını kovboyla bozmuş. Kovboy filmleri. Şimdi usta diyor ki 12-13 getir dedi. 13-14 getir. 15-16 getir. Şeyi getir, şunu getir, bunu getir. Alıyor, gelirken şöyle yapıyor. Dikşin, 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 dikşin. Dikşin, 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 dikşin. Böyle geliyor yani. Yani adam da işi yetiştirecek. Adam kafayı sinirlendi de usta yani beşi yetiştirmesi lazım. Çocuğa dedi, oğlum kalk, geldiler mi lan, geldiler mi dedi. O çocuk hala kendi diyorsun. Ustam diyor silahları bile var diyor. Düşün düşün düşün. Silahları bile oğlum geldiler mi diyor. Kızmak için söylüyor mu diyor ki silahları bile var diyor. Sanki o da girmiş onun hayatına. Şimdi bize de birileri 18 bin alemin kavşağı değil miyiz insan? Bir baktım 28. sayfada diyor işaret cihazda. Dünyaya geldiğine pişman eder. O zulmeti küfür. Zulmeti küfür bir sardı. O da sarıyor. Aman yarabbim her şey kapkaranlık. İfrat-ı şefkat ha. Onun için haberlerden şunlardan hiçbir şey dinlemiyorum. Ya bir dinlesem. Birisi hatırıma geldi de. Böyle. Önümde bir kamyon. Merter'den iniyorduk böyle. Amcamın kamyonundayız. Önümüzde bir tane BMC var. Gidiyor üstü şey yüklü. Asfalt 1977 Merter'den Topkapı'dan Merter'e iniyoruz. 76 77 karayollarında çalışıyor amcam. Kamyonun orada çalışıyordu. Kamyon oraya bağlıydı. Asfalt yüklü kamyona. Önümüz tabii ne kadar suratı giderse, ne kadar ağır tonaj götürürsen o kadar para alıyordun. Biz Topkapı'dan iniyoruz. O kamyon BMC hiç unutmuyorum sema renginde mavi. Önümüzde epey var ama. O zaman da yani E5'te tek tük araba geçip gider. Yani 1970'te arabam var. Hatta Merter'de o şelin orada dört yoldu araba. Dört yoldu yani. E5'te dört yol vardı. O dört yoldan karşıdan karşıya 3 yaşında var yok bir çocuğu tutmuş kız ve erkek bilmiyor. Ondan sonra karşıdan karşıya şefkate bak. Anne geçerken baktı kamyon çok ileride. Ama hem yetişeyim, hem de korkunç hızla gidiyor, hem de yük olunca yokuştur. Kadın seçemedi o kadar çabuk bana yetişeceğini. Yani uzaktan kamerayı ben geçerim dedi. Fakat baktı ki, baktım yapıyorum, baktım ki ben görüyorum kadın geçemiyor. Mümkün değil ikisi kalacak. Gözümün önünde gördüm çocuğu sahile fırlatıyor yolun kenarına. Kendisi kamyonun altına kalıyor. Çocuğu kurtarıyor. O tür şey geldi hatırlama işte böyle. Dünya bir karardı, bir ateş bastı. Pişman oluyorsun böyle. Yarım rekat beni alabora etti. Alabora etti. Ben bu kadar biliyorum. Ondan sonra tak 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 şehit oldu. Cennete gitti, kurtardı vesaire. Bir sürü şeyler geldi. Of be dedim. Şimdi ne yaptım? Diyor ki o firak belası, şefkat belası ne yapmış? Yüzler sene yaşamış gibi ihtiyarlığım ihtiyarlattı. Ve siz ne kadar firak belasını çekmiş iseniz benim kadar o belaya maruz kalmamışsınız. Çünkü oğlum yoktur ki yalnız oğlumu düşüneyim. Bendeki fıtri olan bu ziyade acımaklık ve şefkat binler Müslüman evlatlarının hatta masum hayvanların teellümlerine karşı dahi bir rikat bir elem, bir sırrı şefkat ile hissediyordu. Yani Müslüman'ı ruhunda hissediyor. Nasıl hissedersiniz? Mesela ben adam
iyilik yapıyor veya kötülük yapıyor. Sen kendini fena olup onun içine girersen, onun hissiyatıyla boyalanırsan, hisleriyle, fikirleriyle, o zaman onun hissettiklerini bir derece hissedersin. İçine girersen. O olursan. Mesela bunun bebeğini olmuş da bu kadar bir bebek yani. O kadar bir şeydir. 1 kilo 800 gram ne olacak? Şimdi koydu önüme. O kadar etkilendim kaç gün. Koydu önüme. Ben çocuğu görmüyorum ki. Kendimi görüyorum. O kadar bebek. Ya bu kadar bebek. Onu seyretmiyorum ki. Kendimi seyrediyorum. Ulan dedim. Anne kanından bu. Buraya kadar geldi. Burada şimdi kafayı böyle düzeltmeden acize bu kadar bir şey. Ulan dedim. Ben. Ulan hasa. Şimdi bu hale kadar getiren Allah'a kafa tutuyorsun. Utanmıyor musun sen? Kendimden üf iğrendim ya. Daldım gittim ya. Çocuğa bakıyor zannediyorlar. Çocuk da kendimi seyrediyor. Ben miydim bu? Bu ben işte. O çocuk görmüyor ki. Benim o. Fena oldum. Feda oldum. Girdim içeriye ben oldum. Anne karnına. Abi bu kırım ya. Bu büyüyecek. Bu oldu. Buralara kadar getirdi seni. Ondan sonra kafa tutacaksın böyle. Gurur yapacaksın Allah'a. Yazıklar olsun sana Hasan. Yazıklar olsun. İnsan mısın sen? Nereden nereye? Çok acayip ya. Ben kendimi seyrettim. Seyredebilirim. Ama onu seyredersen hiç etkilenmezsin. Orada kendini seyredersen çok etkilenirsin. Kendini seyredersen, o olursan, onun hissiyatıyla hislenirsen, o fena olursan, onu görmezsin. Kadınlar lavabodaki aynayı görmezler. Çünkü aynayı silmek için baktıkları için kiri görür. Erkekler ise kendileri için baktıkları için aynanın kirini değil, aynayı görmezler. Kainata Allah için bakarsan kendini göremezsin. Cümleyi bitireyim. Bendeki firak olan bu ziyade acımaklık ve şefkat binler Müslüman evlatlarının hatta masum hayvanların tevlümlerine karşı dahi bir dikkat bir elem o sırrı şefkat ile hissediyordum. Hususi bir hanem yoktur ki fikrimi yalnız ona hasedeyim. Belki bu memleket ile ve belki alem İslam'ın kıtası ile hanem gibi Hamiyet-i İslamiye noktasında alakadarım. Ve o iki büyük hanedeki dindaşlarımın elemleriyle mütelim ve firaklarıyla mahzun oluyorum. Hatta usta demiş ki alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhumda hissediyor. Ve 9 tane dişi bir gecede sıkıntıdan düşmüş. Benim yemek işten bile gitmiyor. Yani yemek işten bile gitmiyor. Mesela kaçıncı Abdülhamit? 2. Abdülhamit miydi? 4. İkinci mi? Mesela Ruslar Balkanlarda bir şehre gidiyorlar, Osmanlı şehrine. 25 bin insanı katlediyorlar, şehit ediyorlar. 25 bin. Ondan sonra bu haberi saraya gelince padişah felç olup ölüyor, o anda ölüyor. O Abdülhamit kaçıncı Abdülhamit bilmiyorum, ölmüş. Ruslar ahıska Türklerini katlettiler ama Balkan savaşı. Balkan mıdır? İkinci Abdülhamit felçten ölmedi hocam mı? O bir anda, o değil. Kaçıncı Abdülhamit? 4 tane Abdülhamit var ya. 4. Kaçıncı ise bilmiyorum da bir padişah sarayda bu haber üzerine ölüyor. Kalbi duruyor. Hangisi? Bakalım. He, çünkü okuduğum için diyorum da. Yani bu 25 bin miktarı da o kadar. 25 bin Müslümanı şehit etmiş Ruslar. Peki Bulgaristan'da mı? Neredeydiyse. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Temel selavat.